Herkese merhabalar. Sınav taktikleri Teok. Nasılsın Tonguç? Sınav hazır mısın? Hocam sınav hazırım. Bomba gibiyim. Hiçbir şey çalışmama gerek yok. <laughs> her şeyi biliyorum diyorsun yani. 20 gün önceden bitirdim her şeyi. Şimdi Tonguç sınavlarda şu çok çok önemli. Sorularda senden ne istiyor ve sana ne verildiğini iyi bilirsen soruları çok rahat yapabilirsin. Bu videomuzda sorular üzerinden sana bazı taktikler göstereceğiz Tonguç. Oo, İlk sorumuz soru. Aynen çıkmış sorular üzerine Hocam, takipçi Hangi ders bu bir açıklasanız. Türkçe, <gülüyor> Türkçe <gülüyor> dersiyle başlıyoruz Aynen. sonuç. Zaten Aynen. videomuzun başında da yazıyordu videonun üst başlığında. Teok Türkçe taktiklerini gösteriyoruz. Şimdi bak dönmek sözcüğü hangisi meclis anlamıyla kullanılmıştır diyor. Bu tür sorularda ne yapacağız? Birincisi sana ne verilmiş senden ne istiyor ona dikkat etmelisin. Sana ne verilmiş dönmek sözcüğüne vurgu yapılmış. Buradaki döndüğünü döndüğünü, döndüğünü döndü ve döndük sözcüklerine dikkatlice bakacaksın bir. Ve ne diyor? mecaz anlamıyla kullanılmıştır diyor. Senden neyi istiyor? Mecaz anlam. Yani sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı değil de başka bir anlamını soruyor. Gel beraber yapmaya çalışalım. Hocam niye böyle? Sizin formatınız değil niye böyle bir karanlık, böyle sadece siyah renkle yaptınız hocam? Evladım çünkü sorular çok önemli. Sınav öncesi taktikleri veriyoruz. Bak birazdan göreceksin neden böyle yaptığımızı. Sınavda yaptığımız. böyle mi çıkıyor hocam? Tabii sınavlar renkle çıkmaz. Sınavda karikatür Aa, olmaz. Siyah o zaman beyaz çıkar. Çok Aynen. Böyle. Bak şimdi. Evdeyken anahtarın gıcırtıyla döndüğünü duydum. Burada anahtarın dönmesi sence tonguç? Gerçek mi mecaz mı? Anahtarın dönmesi, e, dönme hareketi olduğu evet, için Evet, bu gerçek, gerçek anlamda. Kısa sürede burada bir şeyler döndüğünü anladım. Aa, Aa bir burada yani. bak burada burada bir mecazlık var. Öyle değil mi Tomuç? Burada adam böyle gözler oynuyor adam biri bir tarafa bir tarafa bakıyor. Bir şeyler döndüğünü anladım Aa. diyor yani. Babam gazete okurken birden bire bana döndü. Burada da gene babası yön değiştiriyor, dönme var. Etrafına ertesi diyor. gün evet. Ertesi gün aynı yoldan eve döndük. Burada da gene bir dönme var. O zaman burada kısa sürede burada bir şeyler döndüğünü anladım derken bir dolaplar çevirdiğini söylemek istiyorum. Meclis anlamı var. Hocam, şimdi, sınavda da böyle ka karanlık, simsiyah böyle berbat bir yazıyla mı çıkıyor hocam? Evet siyah bir yazı. Daktilo yazısı gibi. Aynen daktilo yazısı Aa. gibi. Şimdi tabii ki sen sınavlarda böyle karikatürler böyle turuncu, yeşil, pembe... Eflatun renkleri göremeyeceksin. Ama biz şimdi sana taktikleri gösterirken ara ara sana bu renkleri vereceğiz. Şimdi bak şu çok önemli Tonguç. Sık kullanılan kelimelere dikkat edeceksin sorularda. Mesela... Yani hani az önce demiştim ya ben benden ne istiyor bana ne vermiş. Evet. Eğer bir paragrafın içerisinde medeniyet 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 kelimeleri çok geçiyorsa doğru seçenekte de muhtemelen medeniyet kelimesi geçecektir. Bak Oo. yine bir sınav sorusundan bakalım. Of, diyor ki iğrenç bir soru hocam. Evet bu bak ya. şimdi. Sanatçı bu metinde aşağıdaki soruların hangisine cevap vermiştir diyor. Sorunun cevabını istiyor Çıkmış bizden. Çıkmış mı bu soru? Hepsi orijinal sorular. Elbette ben dile dayalı bir gösteri sanatının temsilcisiyim. Bu anlamda edebiyat eğitimi almış olmam, kelime hazinemi geliştirmeme ve kendimi doğru cümlelerle ifade etmeme katkıda bulundu. Ayrıca ruh zenginliğimi de artırdı. Felsefe eğitimi ise bak Eğitim kelimesi ikinci kez geçiyor biliyor musun? Oha. Felsefe eğitimi ise Oha. dünyaya bakış açımı ve estetik anlayışımı geliştirdi. Her ikisinin kaynaşması benim sahnedeki başarımın temel nedenlerinden biridir. Şimdi şunu her zaman söylemiştik Tonguç. Paragrafın son cümleleri çok önemli. Bunu birazdan da söyleyeceğiz. Burada eğitim kelimesi iki defa geçti. Ve seçeneklere baktığında eğitim kelimesinin geçtiği tek seçenek yine Bursa seçeneği. Oha. Ve dikkatli baktığında da farklı alanlarda aldığınız eğitimlerin sanatınıza katkısı oldu mu... Evet, elbette. Eğitim almış olman, felsefe eğitimi ise böyle bir katkı yaptı. Her ikisinin Yap, kaynaşması. Yani. Evet, her ikisinin kaynaşması benim sanatsal başarımın temel etmenlerinden biri diyor. He bak, katkısı oldu mu? Başarımın temel etmenlerinden biri. Başarı katkı, eğitim, eğitimi. Dolayısıyla sen iki defa eğitim yakaladım işaret. Aynen ediyor. bak. Bana ne vermiş buna çok dikkat etmelisin Tomuş. Bana ne vermiş? Yani sana bir şeyler verdiyse onu mutlaka kullanmanı isteyecektir. Bana bu dersler hep bir şey istiyor evet, bak. Yani bir şey vermiyor Ve dersler. aynen benden ne istiyor? Benden bir şey söyledin ya çok iyi. Benden ne istiyor? Ve bana ne vermiş çok önemli bir taktiktir Tomuç. Bence istiyorlar. Sana ya bir yani. şey soracağım Tomuç. Bir filmin en önemli kısmı sence? ilk 10 dakikası mıdır yoksa son 10 dakikası mıdır? En önemli kısmı hocam fragmanı. Fragmanı izlerim anlarım ben filmi. Ama sorularda şimdi filmin baştan başladığında fragmanı izlemişsin. ilk 10 dakikası mı son 10 dakikası mı? Fragmanı izlesen bile filmin tam sonucunu vermezler fragmanda. İlk 10 dakikasını anlarsam filmi anlayabilirim. Oğlum harbi safsın. İlk 10 dakikası alınır mı? Son 10 dakikası önemlidir filmi. Sen ilk 10 dakikasını kaçırsan bile bir filmin evet. devam edersin. Sonra filmi yakalarsın bir şekilde. Ama filmin son 10 dakikası çıkıp gidersen filmin sonunda ne oldu kahraman öldü mü, kaldı mı, kızı kurtardı mı? Aa, bir maçın son 10 dakikası. Aynen. deli misin? Mi, şaka falan. mı yapıyorsun? Şimdi bak, bir filmin tabii ki ilk 10 dakikası önemli. Maç desek daha mantıklı. Aynen. Bir maçın değil. E, şey, maç 90 dakika ne olacağı belli olmaz. Topu varlar. Bir maçın en önemli çok zeki bir örnek verdin Tonguç. O zaman buraya o zaman bir maç yapıyoruz şöyle top çizelim. Bunlar top biraz büyük oldu gerçi ama neyse yapacak bir şey yok. Top orangutan gibi evet, oldu. Evet top orangutan gibi oldu. Bir maçın en önemli kısmı ilk 10 dakikası son 10 dakikası Bir daha soruyorum Tonguç. Hocam son 10 dakikası. Ha, işte Her şey dönebilir. Aynı şekilde paragraflarda da cümlenin sonu çok önemlidir. Paragrafların sonu çok önemlidir. Bak bazı paragraflarda esas anlatılmak istenen Tonguç paragrafın sonundadır. Bazı paragraflarda ilk cümlede anlatılır. Bazı paragraflarda ilk cümlede ya da son cümlede anlatılır. Bazı paragrafların ise geneline yayılmıştır. Ama genellikle en çok kullanılan tarz paragrafın son cümleleridir. Aa. Dolayısıyla paragrafın son cümlelerine çok dikkat etmelisin Tonguç. Çünkü son cümlelerde esas vurgulamak istemiyor söyler. Az önce senin söylediğin gibi bir maçın son on dakikası daha önemli olduğu için. Tamam Anlaştık yani. mı Tonguç? Şimdi başka bir soru tak bak bakalım. Diyor ki öznel ve nesnel yargı yönüyle diğerlerinden farklıdır diyor. Demek ki üç tanesi öznel bir tanesi nesnel olacak. Veya üç tanesi nesnel bir tanesi öznel olacak. Şimdi öznel ve nesnel ne demektir Tonguç? Hocam öznel demek e, özneye ait, nesnel demek nesneye ait demek. Saçmaladın. Aslında mantıklı saçmaladın. Öznel yorum katılan cümle demek. Mesela Tonguç iyi bir insandır. Bu öznel bir cümle. Nesnel cümle ise yorum katılmadan bilimsel bir cümle. Tonguç 100 kilodur. Tonguç 100 kilo. Bu bilimsel. Bunu kanıtlayabilirsin. En azından 100 kilo olmasan bile, 120 kilo bile olsan, 80 kilo bile olsan bunu doğru olmadığını kanıtlayabilirsin. Anladım. Ama Tonguç'un iyi dir cümlesinde iyi mi kötü mü olduğunu ispatlayamazsın. Şimdi bakalım. Yazarın esprili ve çocukça üstü bu. Hemen dikkati çekiyor. Bu özel mi nesel mi sence? Hocam bence öznel. Mükemmel. Çünkü ben nasıl anlayayım çocuk gözlüğü bu olurdu. Aynen bir de böyle dikkati çekiyor falan diyor. Bir öznel. Dünyayı çocukla aynı seviyeden gören bakış açısını pek az çocuk yazarı bu kadar iyi yansıtabiliyor. Bu özel mi nesel mi? Bu da adam sevmiş yani. Be. adam Aynen. kendi görüşünü bak, söylüyor. bu tür sorularda şu çok çok önemlidir Tonguç. Öznel cümlelerde hep böyle bak hep böyle esprili ya da iyi gibi sıfatlar zarflar vardır. Yani iyi yansıtabiliyor. Esprili üslup. Nasıl üslup? Çocukça üslup. Sıfatlar ve zarflar genellikle cümleye öznerlik katar Buna çok dikkat edin. Mavi bir kitap Ayracıyla piyasaya sunulan kitap 102 sayfadan oluşuyor. Bu özel bir oh, nesel. Bayağı nesnel hocam. Bu yani. bariz nesel. Çünkü burada ya, Mavi demiş ve 102 sayfada. Burada niteleme sıfatları kullan. Şuna bakalım. Kahramanın başından geçen olayları onun ağzından sade ve sıcak bir dille okuyorsunuz. He. Bana göre sıcak değil, sana göre soğuk Aynen. Diyor, kardeşim. Bak. Demek ki şuna dikkat edelim Tonguç. Bak şu çok çok önemli. Şuraya yazıyorum. Yine özel oldu dördüncüde. Dolayısıyla cevabımız 3 oldu. Bak şunu asla unutma Tonguç. Öznel cümleler genellikle niteldir ve ölçülemez Tonguç. Nesnel cümleler ise nicelik bildirir yani sayı bildirir ve ölçülebilir. Sen 200 sayfa olduğunu ölçebilirsin. Sayarsın sayfaların 200 sayfanı bulabilirsin. Ama diğerlerinin sade mi sıcak mı olduğunu bulamaz. O zaman eğer bir cümlede mecaz anlam varsa, nitelik varsa, öznellik vardır diyeceğiz bunu unutmayacağız. Şimdi şu soruya bakalım. İşini üstün körü yaptığı için istediği sonucu elde edemedi. Hmm. Vay pis herif var. Bu cümledeki altı çizilik kelimenin anlamını veren sözcük hangisinden vardır diyor. Üstün körü yapmak. Bak işi üstün körü yapmak diyor. O zaman dikkat edelim. Dans etmeyi bir arkadaşına bak bu tür sorulardan ne yapacaksın? Üstün körü ne demek hocam? Hiçbir şey anlamadım. Üstün körü ne olduğunu bilmiyorsun. diye Böyle soru çıktı senin karşına. Ulan üstün körü nedir dedim. Gözün bir taraf burada bir taraf burada böyle kaldın. Hemen diğer kelimelere bakacaksın bu tür sorularda da. Bak yaptığı için işini buna x diyelim matematik gibi düşünelim. Tamam. İşini x yaptığı için istediği sonucu elde edemedi. Demek ki olumsuz bir şey üstün körü ya. Yani. Eğer işi iyi bir şey olsaydı mesela işini mükemmel yaptığı için istediği sonucu elde edemedi. Bu olmaz. Elde i̇şini edeyim. harika yaptığı için istediği sonucu elde edemedi. Bu anladım olmaz. Hocam, o zaman bu kesin rezil, iğrenç, berbat bir şey. Öyle değil mi Tom? Şimdi bakın, dans etmeyi bir arkadaşından gelişi güzel öğrendiğini söyledi. Bak bu olabilir. Hafta sonu arkadaşlar günü birlik birlik, günü birlik olumsuz ya da olumlu bir anlam ifade etmez. Günü birlik evet, demek değil, zaman bir Tatilden önce giderek bütün işlerini tamamladı. Gider ayak da olumlu ya da olumsuz bir şey ifade etmez. Giderek yani giderken bu işleri yaptı diyor. Dar sokaklarda başı boş dolaşır, eski Anadolu evlerini seyreder. Bu da kötü bir şey serbest, rahat bir şekilde dolaşır diyor. Ama şuradaki gelişi güzel ifadesinde bir olumsuzluk var. Bununla bunu yerini değiştirebiliyor muyuz? İşini gelişi güzel yaptığı için istediği sonucu elde edemedi. Oluyor. Evet, o zaman Adana. Demek ki bu tür sorularda Altı çizili kelimeden sonraki ifadeler bize yardım edebilir. Buna dikkat edeceğiz. Of çok güzel bir video. Hep çıkmış sorular hocam. Genellikle çıkmış sorular. Bu arada e, devam edelim. Ka uza Çok mu? Yok hocam. Yazar bu metindeki altı çizili ifadeleri aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir diyor. Ne demiştik Tonguç? Bu tür sorularda, paragraf sorularında bir kere kelime kelime tutmasına dikkat et. Yani benden ne istiyor, bana ne vermiş çok önemli. Aynı zamanda son cümleler çok önemli. Şimdi bak. Türkçenin havasını okurlarıma solutmaya çalışırım. Türkçenin havasını... Okurlarıma solutmaya çalışırım. Şimdi bak. Dil bilgisi kurallarına sıkı sıkıya uydunum. Ya burada bu ifade yakalayabiliyor musun? Aslında... Okura solutmak, sıkı sıkıya uymak. Türkçenin gelişmiş bir bilim dili olduğunu. Ne diyorsun ya? Eserlerin yazar çok emek harcadığını, dilin güzellik ve inceliklerini hissettirmeye çalıştığını solutmaya çabalarım. Bak bak. Görüyor musun? Kelime kelime diyor bak. Hissettirmek, solutmak. Çabalamak, çalışmak. Ama hocam kelime -kelime bana böyle şey kelime kelime diyorsun da ben anlamıyorum ilk bakışta hocam. İlk bakışta anlayamıyorsun ama diyelim ki seçeneklere baktın. Seçeneklere baktıktan sonra. Hepsini okumalı mıyım bu soruyu? Tabii ki hepsini okumalısın. Ben şimdi hızlı yaptım ama ben sana sadece taktiği gösteriyorum. Diyorum ki diyelim ki doğru cevabı A dedin. Şimdi A seçeneğinin dil bilgisi sıkı sıkı oymak diyor. Ya şimdi Türkçe dil bilgisi demek değil ki. Okur dil bilgisi demek değil ki. Solumak sıkı sıkı uymak demek değil ki. Ya bunlarla örtüşmüyor. Türkçe bir dil değil mi dil. aslında? Ha bak burada He. Türkçe geçiyor. Türkçenin gelişmiş bir bilidi. Aa Türkçe Türkçe geçiyordun. Ama olur o. Olur ama bilim dili kelimesi geçmiyor. solumaya çalışmak bilim diliyle alakası yok. Ama bak Türkçenin dilin havasını, güzelliklerini, inceliklerini solutmaya, hissettirmeye çabalarım, çalışırım. Bak görüyor musun? Kelime kelime tutuyor. Tamam. Dolayısıyla Lego gibi düşün böyle. Hani parçaları çıkınca yerine doğru bir parça koyman gerekir. Birbirini bütünlemesi gerekir. Sen doğru cevapla mutlaka Kelimeyi bütünleştirmen gerekiyor. Tam. Tamam Anlaştık mı? Bu çok önemli. O zaman son soru tarzlarımıza of, geliyoruz geldik. artık. geldik. 20. soru mu? Teok'ta çıkan 20. soru bu muydu hocam? Evet buydu ama biz, biz 18. soruya bakalım. Aa, tamam Sırası zaten. Sözüydü. Şimdi burada filmsi diyor. Filmsi de takdimimiz neydi? Of. Öncelikle çok yüklemi zorladım. buluyorduk. Sonra geriye kalanlardan bunu çok güzel öğrettik öğrencilerimize. Mameyi buluyorduk. Şimdi kitapta beş duyumuzda tanıyıp hoşlandığımız şeylerden, verimli çalışmanın doyulmaz sevincinden ve birbirimize duyduğumuz sevgiden söylenen şeyler bulunuyor. Bu cümle yüklem. yüklem. O zaman bu films değil. Çünkü bulunuyor yüklemi cümlenin Ama sonunda de, bir yoruk hangisi yandı. Hangisi sizdir demiş hocam. Aa o zaman patladık bak. Aa hocam gittim. yanlış yaptınız. Aynen hızlı yanlış yapıyor. yaptık. Bak şimdi buraya dikkat El edelim. En sonunda hoca da yanlış yaptı. Oh hoca be. yanlış yapıyorsa ben de yaparım. Oh vermiştir. be aynen. Bak şimdi fiilimsizdir demiş altını çizmiş. Altını çizmiş. Şimdi bulunuyor filimsi mi değil mi? Değil. Peki onu. sevgiden sevgiden mahmeyi almıyor bu da değil. Sevme giden olmaz. Duyumuz duymamamız olmuyor, olumsuz eki almıyor. Duyum, duyumuzla. Hayır. Duyuşumuz duymamız. duyma olur bak. Ha beş duyumuzda beş duyumuz. Bak. Duymamız, duymamız tamam. dese duymamamız diyebiliriz ama duyumuz olmuyor. Ama şimdi doğru cevabı işaretliyorum. Çalışmanın. çalışmamanın, çalışmamanın diyebiliriz. O Doğum zaman bu B cevabı. O zaman şunu bir kez daha gösterelim. A'daki birinci kelime olumsuz. Aynen fena patladınız. Aynen fena patladın Tonguç. Sana anlatayım derken zor duruma düştüm. Şimdi bak bakalım diyor ki hangisi aynı türde filmsidir diyor. Şimdi buradaki filmsin altını çizmiş zaten kapadı. Bunun hangi tür film olduğunu nasıl buluyoruz? Bak burası çok önemli arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Öğrenciler genellikle hep şunu söylüyor. Hocam filmsi buluyorum ama çeşidini bulamıyorum. Ekleri de ezbere biliyorum. İşte ma, yış, mak isim fiildir diyor. İşte anası mezar dikecek sıfat fiildir diyor. Ama ben eki bulsam bile şey ekleri bilsem bile bulamıyorum diyor. Nasıl bulacağız biliyor musun Tavuk'cum? Çok basit bir var. Fiilin kökünü bulacaksın. Bu kelimenin kökü ne? Kafamak Ka değil mi? Kafamak. Kafamak. Kafamak kelimesini bulduktan sonra hemen ardından gelen eke bakacaksın. Bak kafamaktan sonra gelen ek ne? Dık. Öyle değil mi? D. D. ı, ı. Anası mezar dikecek. Aynen. anası mezar dikecekmişti ki dikin kombinasyonu bu. Aa. Yani mayışmağa benzemiyor. Dolayısıyla bir de nasıl yollar? Karın kafadığı yollar. Bir sıfat fiil oldu da belli. O zaman buna benzer bir şey bulacağız. gelişideki gelmek iş eki almış bu mayışmak. Gidince de gitmek ince eki almış bu zarf fiil. Düşünmek erek eki almış bu da zarf fiil. Okunmak acak eki almış var. Okunacak kitap. Anası mezar dikecek bir şekline benziyor mu? Evet hocam yani benziyor. benziyor. O zaman bu soruda ne kazandık? Fiillerin köküne bakıyoruz. Kökünden sonraki eke bakıyoruz. Bak gel geliş. Git gidince. Düşün düşünerek. Okun okun acak. Bunlara baktığımız zaman doğru cevabı bulabiliriz. Ödüllü sorumuzu hemen yapıyoruz Tonguç. Sınava hazırım hocam hiç sorun Aynen değil hazır gördüm seni. Bak benim bile hata hafta tamam, yapmadım iyi. sonra da sen hata yapmadın. Aferin. Tonguç Akademi.com'da videolarımız sıralı. Bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı unutma. Like etmeyi de unutma videoyu. Tamam hocam.